Irak'ın buğday ambarı olarak bilinen Ninove eyaleti terör örgütü IŞİD'in kontrolünde 2 yıl kalınca adeta harabeye dönüştü. Rejim güçleri Musul'un doğusundaki Karakaş, Başika ve Ömer Kapşı gibi köyleri IŞİD'in elinden aldı ancak toprak eski verimliliğini kaybetti. Terör örgütü IŞİD işgal ettiği bölgelerde el koyduğu ürünleri sıcak paraya çevirmek için ucuza sattı. Dinmek bilmeyen şiddet olaylarında çiftçiyi kendi ticaretini yapmaya mani olarak mağdur etti. Çiftçi Samia Yuhana, tekrardan nasıl her şeye yeniden başlarım? Umudumuz uluslararası kuruluşların bize yardımcı olması, fakat hükümet için bile umudumuz yok. Benim zararımı telafi etmek isteseler, Basra'dan Duhok'a birçok kişinin zararını ödemek zorunda kalacaklar. Irak'ın buğday ihtiyacının %21'ini karşılayan Ninove eyaleti yıllık ortalama 1,5 milyon ton üretim gerçekleştiriyordu. Fakat IŞİD yönetimiyle üretim seviyesi yıllık 300 bin tona geriledi. Çiftçilerin %70'inin IŞİD terör örgütünden kaçtığı tahmin ediliyor. Kalanlarsa yüksek oranda vergi ödemek zorunda bırakılmış. Ödeme yapmamız gereken bürolar vardı. Bundan kaçış yoktu. Her halükarda ödemek gerekiyordu. Eğer vergiyi ödemezseniz evlerinize geliyor, ceza kesiyor ve sizi hapse atıyorlardı. Hükümet kontrolünde ton başına 565 euro ödenirken IŞİD yönetiminde bir ton buğday üretimi 188 eurodan satıldı. Silah finansmanı sağlamak isteyen örgüt militanları 1 milyon tonluk buğday rezervlerini ele geçirerek ucuz fiyata sattı ve tarım makinelerinin %40'ını da yine sıcak paraya erişmek için elden çıkardı. Sulama sistemi gibi tarım tesislerine verilen zararla birlikte birçok yeni problem ortaya çıktı. Başika Çiftçiler Derneği Başkanı açıklıyor. Uluslararası kuruluşların ve madencilik kurumlarının arazilerimizi patlayıcı maddelerden ve mayınlardan temizlemesini istiyoruz. Bu bölge IŞİD'e karşı ilk ateş hattıydı ve mayınlarla dolu. Çiftçiler bu topraklarda üretimlerine devam edemezler. Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 2,5 milyon Iraklı günlük gıda ihtiyacını karşılamakta güçlük çekiyor.